Evet, ben de abi kardeş ilişkisinden ev sahibi sayılırım. Öyleyim değil mi? Her felekli sayarsınız beni. Ben de bu yörenin çocuğuyum. Böyle yeşil dağlarda büyüdüm. Benim de köyüm buraya benzer. Karadeniz'in enerjisini, Karadeniz'in güzelliğini bu seçim kampanyasında alarak başlamak istedim. İlk gezimi Trakya'ya yaptım, Kırklareli'ne, Edirne'ye. İkinci gezimi Sinop'a yapıyorum. Şimdi de Erfelek'teyim. Bizi karşıladınız, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere, güzel çocuklarımıza, kızlarımıza, oğullarımıza, buradaki saygıdeğer beyefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Az önce kıymetli başkanımız aslında güzel bir Türkiye özeti yaptı. Son 20 yılın sürecini sizlerle paylaştı. Kıymetli hemşehrilerim, 2019'un Mart ayında bir seçim yaşadık. Yani tam bugün 4. yılı. 2019'un 31 Mart'ında İstanbul'daki seçimde sandıkların oylarını hatırlayın, Anadolu Ajansı akşam 10 civarında vermeyi kesti. Ve bir süre sonra çıktılar, dediler ki biz seçimi kazandık. Hatta öyle bir hazırlık yapıldı ki gece saat 11.30 gibi bütün İstanbul'u afişlerle donattılar. Bütün İstanbul'u seçimi kazandık diye. Bütün İstanbul'u. Ama biz sabahlara kadar mücadelemizi sürdürdük. Milletimizin bize oy veren vermeyen 16 milyon insanımızın hakkını yedirmedik. Ve bu saatlerde, yani ayın birinde bu saatlerde artık iş kesinleşmiş oldu. Ne yaptılar? Bakın ne yaptılar? Bunu kendilerine yediremediler. Bir süre sonra seçimi iptal ettiler. Yani bir şekilde bu seçimi hüpletmek istediler. Milletimiz ne yaptı? Bu hileye başvurmalarına karşılık onlara olağanüstü bir demokrasi tokatı attı. Ve 23 Haziran'da sandığa gömdü. Bugün onun yıl dönümünü yaşıyoruz. Bakınız, çok net bir şey söyleyeceğim. 31 Mart'ta yapılan ve sonra seçimi iptal eden akıl işte bizi ve memleketimizi sıkıntıya sokan akıl. İnsanlarımızı birbirinden ayıran akıl. O partili, bu partili. Şu partili belediye, bu partili belediye. Kıymetli dostlar, burada çok değerli, deneyimli ağabeylerimiz, büyüklerimiz var. Hanımefendiler var, ablalarımız var. Evet, siyasi yarış ülkemizde hep olmuştur. Benim ailemde her partiden siyasete ilgi duyan insanlar oldu. İnanın, yani Demokrat Partili de oldu, Cumhuriyet Halk Partili de oldu. ANAP'lı da oldu, Doğru Yollu da oldu. Milliyetçi Hareket Partili de oldu, Milli Selamet Partili de oldu. Karma bir ailenin evladıyım. Ama hiçbir dönem böylesi bir bölünmeyi milletimiz yaşamadı. Milleti böylesine bölüp iktidar için her şeyin mübah olduğunu milletimize hiçbir devlet yöneticisi göstermedi, yaşatmadı. Bunlar için her şey mübah. Her yol mübah. Örneğin durduk yerde Ekrem'i terörist ilan et. Durduk yerde İmamoğlu'na hapis cezası var. Ver. Yani ellerinden gelen her şeyi yaparak yeter ki iktidarda oturmaya devam etsinler. Allah aşkına. Bu memleketin her karış toprağı kimin? Sizin değil mi? Bizim değil mi? Sizin, bizim,
Az önce Çanakkale'yi anlattı kıymetli başkanımız. Sizin, bizim, hepimizin, memleketin her evladının, atasının, dedesinin, ninesinin kanlarıyla yoğruldu bu memleket. Ama Cumhuriyet Savaşı, Cumhuriyet'in kurulması öncesi Kurtuluş Savaşı'nda ama Çanakkale'de birçok noktada. Dolayısıyla bizim memleketimiz. İktidar olmak ne demek? Hükümet olmak ne demek? Belediye başkanı olmak ne demek? Ne demek biliyor musunuz? Milletine hizmet etmek demek. Yani memleketinin insanına ölü ilikli, başı hafif öne eğik, onun ihtiyacını dinleyen, onun sorununu dinleyen, onun sorunlarına çözüm bulmak demek. Fırça atmak demek değil. Haddini bildirmek değil. Biz cumhuriyetle yönetilmeyi 100 yıl önce karar verdik. Cumhuriyetle yönetilmek ne demek biliyor musunuz? Yöneticilerin millete haddini bildirdiği değil, yöneticilerin hadlerini bildiği bir yönetimdir. Yöneticilerin. Bunun adı aynen öyle. Bunun adı şu, tevazuyla halkına daha iyi proje üreten, daha iyi işleri anlatan, daha iyisini ben yaparım diyen seçimde böyle yarış olur. Çelme takarak, karalayarak, lekeleyerek kötü bir dönem yaşatıyorlar bize. Bu atmosferi bu milletimizin hiçbir ferdi hak etmiyor. Hukuksuzlukla yargıyı siyasetin silahı haline getirip insanların yaşamını zehir ederek memleket hiçbir fayda elde etmez. Çocuklarını umutsuzlaştırarak, gençlerini yurt dışına giderse gitsin diyerek bu memleket hiçbir şey kazanmaz. Bu memleketin insanı bunu hak etmiyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Onu yollayacağız. 14 Mayıs'ta yollayacağız. Dönemi bitti. O aklın, o zihnin dönemi bitti. Fırça atmak yok. Kimsenin haddi değil. Ben her yerde söylüyorum. Makam adamın arkasında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğim ilk günden itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı duruyor. Bir köylüyü can kulağıyla dinlerken dert edilmiş bir yüz ifadesiyle gözünün içine bakarak bir vatandaşını dinlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı. Bu memleketi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin gözünün içine bakarak konuşan yöneticiler yönetecek artık. Onun gibi yöneticiler yönetecek. Kıymetli dostlarımız, benim candan hemşerilerim, sevgili Erfelekliler, elinizde televizyonu açtığınız zaman memnuniyetle dinleyeceğiniz Sinop'a tarımla ilgili, turizmle ilgili, hayatın kalitesiyle ilgili güzel katkılar sunan, iş üreten, çocukların eğitimiyle ilgili güzel projeler anlatan, ülkenin gelişimi, sanayi, teknolojiyi anlatan, ona buna sataşan değil, birleştiren, birliğin gücünü anlatan, devlet aklını bilen, vicdanlı Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun size selamlarını getirdim. İşte hep birlikte bu anlayışın temsilcileri olarak orada olacağız. Millet İttifakı ihtiyaçtan doğmuştur. Temel unsurlarımız sıkıntıya uğramıştır. Şimdi temel unsurları düzelteceğiz. Demokrasiyi, hak, hukuk, adaleti, eğitimi, kadın haklarını, çocuklarımızla gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinen bir dönemi var etmek adına bir seferberlik hükümeti kuruluyor. Bu seferberlik hükümeti, evet,
altı siyasi partinin yan yana geldiği bir hükümet olacak. Ve bizlere de sefer görev emri çıktı. Bizi davet ettiler. Dediler ki kadim Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini yapmış dünyanın en güzel şehri, dünyanın başkenti İstanbul Belediye Başkanı, gel bizimle çalışacaksın dediler. Milletimizin evine amadeyiz dedik, yollara çıktık. Yine Cumhuriyetimizin başkenti güzel Ankara'nın kıymetli başkanı Mansur Yavaş beyefendi de aynı yolculuğa çıktı. Onun da size selamlarını getirdim. İşte birbirine vekalet veren, birbirine kefalet veren, kol kola, omuz omuza, yüreğiyle bir seferberlik duygusuyla yeni bir başlangıcı Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize hediye etmeye geldik. Millet ittifakı iktidarı değil bunun adı. Milletin iktidarı. 86 milyon insanımızın iktidarı. Allah şahittir, şu mübarek Ramazan ayında sizlerin huzurunda yemin ediyoruz. Seçimden sonra bunu biz İstanbul'da kanıtladık, Ankara'da kanıtladık, diğer şehirlerde kanıtladık. Bu kardeşiniz, bu hemşeriniz sizlere söz veriyor. Seçimden sonra Allah'ın kulu verdiği oydan dolayı asla ve asla ayrıştırılmayacak. Hakkı, hukuku neyse o teslim edilecek. Tanıştım kızımla. Hatta dedim ki selam söyleyeceğim. Bak, kızıyla yurtta sohbet ettik akşam. Sayın Meral Akşener'le birlikte. Kurban olurum. Bize emanet kızlarınız. Güzel okulları olsun. İstanbul'da hiç öğrenci yurdu yoktu. Şimdi 3000 kapasite yurdumuz var. İnşallah 5000 yapacağız onu bu sene. Son olarak şunu söyleyeyim. Kıymetli hemşerilerim, bu seçim birliğin gücünün kazanacağı seçim. Sonra da hep birlikte olacağımız bir seçim. Bu seçimde hiçbir şekilde sandıktan birliğimizin gücünü bozacak bir ayrışmayı istemiyoruz. İstemiyoruz. Oylarınızı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na istiyoruz ve ayrışmanızı istemiyoruz. Kendisi ben ayrışırım diyen varsa ona biz bir şey demeyiz. O ayrışabilir. Ama milletimiz, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, ayrışma zamanı değil. Bu normal bir seçim zamanı da değil. Bu bakımdan hepinizi sandıkta bir olmaya, birlikte olmaya davet ediyorum. Bu konuda anlaştık mı? Söz mü? Tamam. Harika. Allah'ın izniyle 15 Mayıs'ta çok güzel bir güne hep birlikte uyanacağız. Ben İstanbul'da bana gelecek bir çocuk otobüsünün önünde yumruğunu sallayarak her şey çok güzel olacak demişti Berkay. Beni yalnız bırakmadı, Sinop'a kadar geldi. Ve bizimle beraber geziyor. Berkay burada arkada kocaman adam oldu. Ben size onun sözünü bir daha söyleyeyim. Hep beraber her şey Allah'ın izniyle olacak. Hepinize söz veriyoruz. Kanıt sağlayacaklar. Sağ olun, var olun.